Teşekkür ediyoruz Sağ İstanbul'a böyle bir etkinliği organize ettiği için. Bizler Mir İzolasyon olarak Sağ İstanbul çatısı altında toplanmış olmaktan çok mutluyuz, gururluyuz. Bu gururumuzu ifade edecek bir görsel çalışma hazırladık. Bunu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Mir İzolasyon Savunma Havacılık, Uzay, Havak, Yalıtım ve Kompozit Ürünleri firmamızın açık ismiyle Mir Farsça kökenli bir kelime, öncü lider anlamına geliyor. Ürettiğimiz ürünlerin markası ise Mircek, firmamızın ismiyle ısıyalıtım ceketimizin cek kısmının birleşmesinden oluşan ürün markamız Mircek ısıyalıtım ceketleri. Savunma sanayisi havacılık ve otomotiv sektöründe ki faaliyet alanımız en genel tanımıyla ısı ve ses yalıtım ceketleri imalatı. Muharip araçlarda yüksek ısı yayan ekipmanların yüzey ısılarını düşürerek araçların termal izlerinin azaltılmasını sağlıyoruz ve böylelikle muharip araçların beka kabiliyetlerini artırmış oluyoruz. Bununla birlikte motor bölmesinde yer alan diğer bileşenlerin de ısı tahribatından korunmasını sağlıyoruz. Hava, kara, deniz platformlarında araçların kullanım alanlarına göre ısı kayıp ve kazançlarını engelleyerek ısı enerjisinden tasarrufu da sağlamış oluyoruz. Ben Melike Yılmaz bu arada, firma kurucu ortağıyım. Firmamda üretimde, projelendirmede, ürün ve iş geliştirme alanlarında çalışmalar yürütüyorum. Firmamız 2003 yılında Ankara'da kuruldu. İlk olarak havak sektörüne vana ceketleri imalatlarıyla başladık. 2007 yılında ise endüstriyel tesislere daha çok mühendislik çözüm ve analiz isteyen ısı ve ses yalıtım ceketleri üreterek devam ettik. Ve 2010 yılı itibariyle de savunma, havacılık, otomotiv sektörlerine çözüm ve ürün üretmeye devam ediyoruz. Referanslarımızdan biraz bahsetmek istiyorum. Savunma sanayi, havacılık ve otomotiv sektöründe tekerlekli ve paletli araçlarda, döner kanat ve sabit kanat hava araçlarında, harp ve amfibi gemilerde, iş makinalarında ve özel maksatlı pek çok araçlarda ve raylı sistemlerde ürünlerimiz kullanılıyor. Askeri ve ticari binalarda, yapılarda, havak sektörü için bitirmiş olduğumuz projelerden birkaç örnek sunmak istiyorum. Vana ve ekipman ceketleriyle ilgili. Yurt dışı projelerimizden birkaç çalışmamız. Endüstriyel tesisler referanslarımız. Hava, kara, deniz, savunma sanayisi, otomotiv sektöründeki ürünlerimizin genel özelliklerinden biraz bahsetmek istiyorum. Isı yalıtım ceketleri. En önemli özelliği yüksek ve düşük ısı dayanımı sağlaması. -40 ila 1200 derece aralığında, ısı aralığında üretim yapma kabiliyetine sahibiz. İyi bir sızdırmazlık tüm motorlu araçlar için vazgeçilmez bir özellik. Çünkü yağ, yakı, sıvı geçirimsizliğinin olması araçlardaki patlama, alev alma riskinin bertaraf edilmesi demek. Bu aynı zamanda stratejik bir ürün özelliği oluyor. Hidrofobik yapısı ile su iticiliğini sağlayabiliyoruz, hacimsel uygunluğu sağlayabiliyoruz, uygun aralıklarda ürün çıkartabiliyoruz. Her bir projeye ayrı tasarımla, ayrı katman detaylarıyla ve mühendislik hizmetlerimizle üretim sağlıyoruz. Ürünümüzün en önemli özelliklerinden birisi, çok yüksek ısılara maruz kaldığında dahi kanserojen madde üretmemesi ve çevre, insan sağlığına zarar vermemesi, yani dost ürünler olarak tanımlıyoruz biz ürünlerimizi. Ürünümüz kompozit yapıda imal ediliyor. Ekipmanın bulunduğu açık ya da kapalı ortam, ekipmanın çalışma ısısı, ortamda patlama yangın riskinin olup olmadığı, bu tür faktörleri ele alarak biz katman detaylarını oluşturuyoruz. İzolasyon malzemesinin türünü, kalınlığını, yoğunluğunu, kullanacağımız kumaşların iç katmanda, dış katmanda seçimini bu faktörlere göre detaylandırıyoruz. Kumaşlar üzerindeki reflekte edici laminasyonlar, hava, gaz, toz sızdırmazlığını sağlayacak kimyasal laminasyonlarla pek çok talebe cevap verme imkanımız var. Ekranda da kullanmış olduğumuz kompozit malzemeleri görüyoruz. Kumaşlar, izolasyon malzemeleri ve kaplamaları olarak detaylı olarak teknik özelliklerini de görürüz. Hava, kara, deniz platformlarında ayrı ayrı faydaları olmakla birlikte ürünümüzün genel anlamda hem işlevsel hem stratejik açıdan çok önemli özellikleri var. Bunlardan bahsetmek istiyorum. İlk özelliğimiz, egzoz sisteminden yayılan o yüksek ısıların yayılması ve yüzey ısılarının düşürülmesi.
ve sistemdeki diğer bileşenlerin ısı tahribatından korunması. Bununla birlikte egzoz borusunun uzun süre çalışması sonrası yoğuşma ve korozyon riski gündeme gelebilir. Bu motorlarda hidrolik kilitlenmeye sebep olabilir. Bu da yine stratejik önem taşıyan bir faktördür. Kullanım alanına göre özellikle gemilerde ısı yalıtım ceketleri ısı kayıp ve kazançlarını önleyerek ısı enerjisi tasarrufunu gerçekleştirir. Ayrıca yağ tankı, yakıt deposu gibi ekipmanların da donma riskini ortadan kaldırır. Özellikle muharip araçlarda termal izin önlenmesi ürünümüzün çok stratejik özelliklerinden birisi. Ekranda bir ısı deneyi görüyoruz. 591 santigrat derece işlem ısısına maruz kalmış ürünümüzün yüzey ısısını 32 santigrat derece olarak görüyoruz. Bu ciddi anlamda bir ısı düşüşünü, yüzey sıcaklığını sağlamış olduğunu görüyoruz. Daha detaylı çalışmalarla bu dereceyi daha da aşağılara çekmemiz mümkün. Ürünlerimizde kullandığımız malzemeler, kumaşlar özellikle yangın geciktirici maddeler içeriyor. Bu içerik yangın, alev alma, patlama esnasında ekipmanların koruyucu görevini de yapıyor ürünler aynı zamanda. Uçakları da özellikle motor kaputları yanmaz malzemelerden imal edilmiş olsa bile olası bir motor yangını durumlarında uçağın yapısal bütünlüğünü korumak için biz bütün motor panellerini, kabinlerini izolasyon battaniyeleriyle kaplıyoruz. İklimlendirme performansı açısından ürün iklimlendirme borularında kullanılıyor sıcak ve soğuk hatlarda ve böylelikle hem taşıt açısından hem insan konforu açısından ısıl konforu sağlamış oluyoruz. Ürün aynı zamanda ısı yalıtımı görevi gördüğü kadar ses yalıtımı ve gürültü denetimi görevini de görüyor. Çünkü kullandığımız malzemeler lifli, ses yalıtım özelliği de var. Egzoz sisteminde bir ısı yalıtım ceketi kapladığımız zaman egzoz gürültü seviyesindeki motor gürültüsünü de düşürmüş oluyoruz. Bu yumuşak koku sayesinde aynı zamanda titreşimlerden kaynaklı deformasyonları da önlemiş oluyoruz. Yumuşak doku sayesinde ürünün bir diğer işlevi de darbe bariyeri görevi görmesi. Özellikle muharebe alanlarında hız faktöründen, çarpışma faktörlerinden dolayı aracın devrilmesi, egzozlarda, manifoldlarda ani bir çatlağın oluşması çok ciddi gaz kaçaklarına sebebiyet verebiliyor. Bu riskin bertaraf edilmesi için darbe bariyeri görevinde üstlenmiş oluyor ürünümüz. Zırhların kumlama aşaması da kullanılan robotlar için robot yalıtım ceketleri imal ediyoruz. Bu ceketlerle çelik girdileri robota zarar vermesini önlemiş oluyoruz. Homojenlik açısından da farklı bir uygulama alanımız var. Isıtıcı kablolarla ek ısı ihtiyacı olan ekipmanları, örneğin bir kimyasal, gaz veya viskoz maddesinin içindeki homojenliğinin bozulmaması için ek ısıya ihtiyaç duyduğu alanlarda ısıtıcı kablolu ceketlerle üretimi yapıyoruz. Ürün aynı zamanda yüzey ısılarını düşürdüğü için iş ve personel güvenliğini sağlıyor. Dediğim gibi tüm platformlarda hava, kara, deniz olmak üzere otomotiv sektörü, sanayisi olmak üzere ayrı ayrı faydaları var. Ancak süre kısıtlığından dolayı çok detaylı ele alamıyorum. Deniz araçları için şunu belirtmek isterim. Güç kullanmak isteyen taşıma gemilerinde, yük gemilerinde, ki buhar türbinlerinde, hız faktörünün de önemli olduğu askeri gemilerde ki gaz ve buhar türbinlerinin ısı yalıtım ceketlerimizle yalıtılması hem güç hem hız anlamında çok fazla enerji etkinliği sağlıyor. Kara savunma sanayisindeki geniş bir kullanım aralığımız var. Zırhlı araçlar, tomalar, özel istihkam araçları, silah taşıma araçları, bununla birlikte raylı sistemlerdeki lokomotiflerde kullanılabilir ürünlerimiz. Lojistik nakliye araçları, iş makineleri, itfaiye araçları, motosikletler, temizlik araçları, sulama tankerleri, tarım araçları, yani motorlu araçların hepsinde ürünümüzü kullanma alanı mevcut. Genel olarak da hangi ekipmanlar üzerinde kullanabiliriz dediğimizde egzoz boruları, manifoldlar, hava emiş turboları, flex bağlantılar, klima borları, sensör, gösterge, kablo korumaları için kablolar, elektrik kabloları üzerinde, hava filtreleri üzerinde kullanabiliriz. Tomalarda biz bunu stepne lastikler üzerinde kullanıyoruz yangından korumak için.
İtfaiye araçlarında bez körükler olarak kullanabiliyoruz. Uçaklarda, kabinlerde, egzoz sisteminde kullanıyoruz. Gemilerde ise kazan dairelerindeki mekanik tesisat üzerindeki tüm vana, eşanjör, tatlı su üreticileri, separatörler her yerde ısının ve sesin olduğu her yerde ürünümüz etkin ve efektif. Savunma kısmından sonra endüstriyel tesis üretimlerimizle ilgili bilgi vermek istiyorum. Kısa kısa geçeceğim. Ekranda buhar ve gaz türbinleri için yapmış olduğumuz, buhar kazanları için yapmış olduğumuz ısı yalıtım ceketlerinden örnekler. Termal kamera ile çekilmiş bir görsel, ısı yalıtım ceketi öncesi ve sonrası ısı kaçışlarını gösteriyoruz. Çeşitli endüstriyel uygulamalar, kazan kapakları gibi. Isıtıcı kablolu ceketleri endüstriyel sanayisinde de kullanıyoruz. Transmitterlerde, sayaçlarda. Bir ısıtıcı kablomuzdan bir örnek vermek istedim. X-proof ve X-proof olmayan özelliklere sahip. Tabii bunlar da kendi içinde projesine göre detaylanabilir. IVC tanklar, varil fıçı gaz tüpleri, eritme ve viskoz varilleri için ısıtıcı kablolu ceketler üretiyoruz. Bir diğer üretim alanımız duman ve yangın perdeleri. Diğer üretim alanımız üretim tesisleri için kaynak battaniyesi ve tesisat geçişlerindeki boşluklar için yangın durdurucu yastıklar. Üretim hattındaki ısıl genleşmeyi ve titreşimleri alan düşük basınç üretim hattındaki genleşmeyi alan bez kompansatör de dediğimiz kumaş katmanlı kompansatör imalatlarımız var. Az önce de bahsettiğim gibi ürün aynı zamanda ses yalıtım işlevini de görüyor. Özel ses yalıtım keçeleriyle, süngerleriyle ısı yalıtım değerini ve gürültü denetimini artırma imkanımız sağlıyoruz. Bazı üretim tesisleri tazyikli su ile periyodik olarak temizlendiğinde üretim hattı üzerinde bulunan dijital göstergeler ve otomasyona entegre makineler suyun olumsuz etkilerinden zarar görebiliyor. Biz bunlar için yağmur koruma ceketi adı altında su koruması yapıyoruz. Bu kullandığımız ceketler aynı zamanda yanmaz olduğu için yangın ceketi olarak da bunları niteleyebiliriz. Genel uygulamalardan görüntüler, bunları hızlı hızlı geçiyorum. Soğutma tesisatlarında ceketlerimize alternatif olarak ürettiğimiz bir ürün, PVC vana kutusu. Biraz üretim kabiliyetlerimize değinmek istiyorum. Üretimlerimizi 1000 metrekare kapalı alanda gerçekleştiriyoruz. İsterlerimizi saha keşiflerinde analiz ediyoruz. Sonra projeyi tasarlayıp mühendislik analizlerimizi gerçekleştiriyoruz. Daha sonra dijital modelleme ile kalıplama, lazer kesim, dikim ve dolum tezgahlarıyla üretim sürecimizi tamamlıyoruz. As 9100 belgelendirme çalışmalarımız devam ediyor. Ticari yatırımlarımızın, mühendislik hizmetlerimizin yanı sıra artık biliyorsunuz Murat Bey, şirketler toplumsal fayda da üretmeli. Biz de Mir İzolasyon olarak İşim Aşım Aşkım projemizle, sosyal sorumluluk projemizle her sahadan, her sektörden tecrübe sahibi iş insanlarıyla röportajlar yapıyoruz. Bu tecrübelere köprü vazifesi görüyoruz ve yeni girişimcilere, üniversite öğrencilerine de iş geliştirmelerinde, akademik süreçlerinde desteklerde bulunuyoruz. İletişim bilgilerimi yayınlıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi yayınlar diliyorum.